Sendikacılardan işçilere, sanatçılardan eğitimcilere imza desteği çığ gibi büyüyor. Toplumun önde gelen isimleri Perinçe'ye işaret ediyor. Doğu Perinçe'yi uzun yıllardan beri izleriz. Çağdaş, Atatürkçü, layık bir liderdir. Hem programıyla hem de ilkeleri, yöntemleriyle en hazır parti olduğu için Doğu Perinçe'yi aday göstermeye uygun buluyorum. Sayın Doğu Perinçek'in en tabii hakkı olan bu demokratik hakkı kullanmasını tüm kalbimle destekliyorum. Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği Başkanı Hüseyin Öz, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için seçim kuruluna giderek imza vereceğini söyledi. Diğer liderlerden farklı olarak bir şeyi vardır, programı vardır. Topluma açıkladığı 5 maddelik programları var. Onlar Türkiye'nin hayati meseleleridir. Biz tercihimizi Doğu Perinçek'ten yana kullanmayı düşünüyoruz, biliyorum. Eğitimciler de Perinçek'in adaylığı için imza vereceğini açıkladı. Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Nazım Mutlu, Perinçek'in Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir lider olduğunu vurguladı. Türkiye hem ekonomik anlamda hem de eğitim, sağlık, iç politika, dış politika gibi çeşitli alanlarda tıkanıklık yaşıyor. Bu tıkanıklıkla ilgili gerek teşhislerde gerekse çözümlerde programı en net olan parti ve kişi belli. Talat Paşa Komitesi Başkanı emekli Tümgeneral Ali Erdinç de Perinçek'e milli bir dava için imza vereceğini ifade etti. Erdinç, Perinçek'in sözde Ermeni soykırımına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı zafere dikkat çekti. Kanaat önderleri 4 ila 9 Mayıs tarihlerinde seçmenleri Perinçek'e imza vermek için bağlı oldukları seçim kurullarına gitmeye davet etti. 4-9 Mayıs günleri arası bütün halkımızı ilçe seçim kurullarına giderek Doğu Perinçek için imza vermelerini istiyorum. Adaylık sürecini 100 bin imzayı tamamlamak için yardımlarını, desteklerini esirgememelerini dilerim. Kendim de 4 Mayıs tarihinde müracaat ederek bu konuda dilekçe vereceğim.